Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun konusu blueprintler yani planlar. Plan nedir? Öncelikle ondan bir bahsedelim. Normal şartlarda üretim yaptığımızda ürettiğimiz herhangi bir zırhın veya bir silahın standart dayanıklılık, sağlamlık ve zırh sağlama oranları bulunuyor. Bunların daha yükseğini elde edebilmek için planlara ihtiyacımız var. Ve planlar kendi içinde ilker, para, üstün, efsanevi ve destansı olarak ayrılıyor. Şimdi bir bakalım. Öncelikle ilkel metal planda 131 sağlamlık, 109 zırh veriyor. Arap planda 152 zırh, 262 sağlamlık veriyor. Kaliteli çizmede 214 zırh, 328 sağlamlık veriyor. Üstünde 296 sağlamlık, 238 zırh veriyor. Efsanevi metal çizmede 235 sağlamlık, 271 zırh veriyor. Bunun da bir üstü var. Destansı planda gördüğünüz gibi bakın 745 zırh veriyor ve sağlamlık 1280. İşte böyle bir itemi elde edebilmeniz için planlara ihtiyacınız bulunuyor. Planları genel olarak ele geçirmek zor. Özellikle iyi bir plan sahibi olmak istiyorsanız gerçekten uğraşmanız gerekiyor ve sürekli tehlikeli bölgelere girmeniz gerekiyor. Ben bugün size Ragnarok'ta yine tehlikeli bir yerde nasıl kolayca planlar elde edebileceğinizi ve sürü ile elde edebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle nelere ihtiyacımız var hemen bir gösterelim. Bir tane kazma, koza, tıbbi içecek, normal et, çiğ et bunu veloya vereceğiz. Pişmiş et ve suyunuzun olması gerekiyor. Yanınıza bir tane pompalı alın. 15-20 tane mermi işinizi görecektir yeterlidir. Şimdi hangi hayvanlar yanımızda olmalı? Onları bir görelim hemen. Öncelikle bir tane 300 seviye civarında bir tane Velo'ya ihtiyacınız var. Manası ve hasarı yüksek olması sizin için çok daha iyidir. Mağaralarda uçabilen bir hayvan olan Desmolusa ihtiyacınız var ve bir tane Sino'ya ihtiyacınız var. Sino'nun seviyesinin o kadar yüksek olmasına gerek yok. Sadece stamina konusunda sıkıntı çekmesin yeterli. Nereye gidiyoruz? artık gitmeye başlayabiliriz. Şimdi öncelikle size etrafı göstereyim, nerede olduğumu göstereyim. Şurası mavi obelisk. O tarafa doğru gideceğiz. Şimdi buraya geldikten sonra şurada bir tane şelale göreceksiniz. Şu şelaleyi. Şelalenin üst tarafından şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra şurada bir kütük var. Kütüğün hemen sol tarafında mağaranın girişini görebilirsiniz. Şimdi bundan sonra Nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Buraya geldik. Şimdi böyle içeri girmeden önce hemen gamma'yı 5 yapıyoruz. En yüksek değer. Ve içeri giriyoruz. Bir saniye ben şöyle bir hem GPS ile hem haritanın yerini tam göstereyim. Bir de GPS'ten gösterelim. Koordinatlarımız 18.5 27.8. Koordinatlarımız bu şekilde. Koordinatları da gösterdiğimize göre içeri girebiliriz. Şuraya ilk girdiğinizde şurada bir sürü hayvan olacak. Ve hepsi saldırgan olacak. Kesinlikle dikkatli olmanız gerekiyor. Kesinlikle durmamaya çalışın. Hızlı hızlı gitmeye çalışın. Hızlı hızlı geçmeye çalıştıktan sonra şuradan gösterdiğim rotadan hiç şaşmadan devam edin. Bu şekilde. Buraya geldiğinizde Desmodus buradan giremiyor. Şimdi buraya konmanız gerekiyor. Konduktan sonra inin. Desmodus'u kozaya alalım. Şimdi burada hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü hemen burada yaratıklar sizi bekliyor olacaktır hemen geri salmanız gerekiyor ve devam edin yolunuza hiç durmayın. Burada durup alabileceğiniz bir şey yok. Şunları gördüğünüz zaman sarılar sizin için çok bir önemli bir şey vermez. O yüzden çok da şey yapmayın. Yani kaliteli falan veriyor genelde. Üstün veriyor hadi bir üstü. Onlara çok şey yapmayın. Onlara çok takılmayın. Devam edin. Buraya geldiğinizde kırmızı droplar görmeye başlayacaksınız. Bakın şurada bir tane var. Şuranın tepesinde genelde kırmızı bir tane olur. Şu suyun altında bir tane olur. Hemen şurada. Şu suyun içinde bir tane olup hemen şu tarafta bunları alabilirsiniz. Ama bu sırada burada dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü yarasalar etrafta dolu oluyor ve sizi kovalamaya çalışıyorlar. Şimdi şuradan hemen bir bakalım şunları bir alalım devam edelim. Sarılar dediğim gibi çok önemli değil ama yeniden spawn olması için yani kırmızı dropların yeniden spawn olması için alabilirsiniz. Dönüşte kırmızı olmuş olabilirler. Şimdi şuradan geldik buradan dümdüz devam ediyoruz. Şurada bir açıklık var. Buradan girdik. Açıklıktan devam ediyoruz. Aynı hiç rotamızı bozmadan. Burada avcının eseri var. Buraya geldiğinizde şu eseri alabilirsiniz. Daha sonra işinize yarayacaktır. Özellikle bosslara gittiğinizde şu an bir tane yarasa geldi. Şu yarasayı hemen indirelim aşağı. Tamam yarasayı indirdik. Dediğim gibi yarasaya dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle zehirlediklerinde çok hızlı can kaybedebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldik. Burada herhangi bir yol gözükmüyor. Şimdi şunu da bir halledelim. Şunu da hemen bir halledelim. Sen de bir yol dostum. Sen de bir yol. Buraya geldiğinizde yarasayı tekrar Desmodos'u. De yarası değil. Özür dilerim Desmodos Bey. Desmodos'u kozaya alalım. Şöyle hemen bir elimize kazmayı alalım. Şuradan açıcı. Bakın hemen üstte yazı belirdi. BOS mevcut diye. Şurayı açtıktan sonra buradan dümdüz devam ediyoruz. Zaten yolu görebiliyorsunuz. Şurada şurayı da açacağız. Bakın burası önemli. Buraya geldikten sonra burada hiç durmayın. Hiç durmayın ve hızlıca koşmaya başlayın. Çünkü boss sizi fark ederse ilk çıktığında size vurma ihtimali olabiliyor. Bakın şu an boss rahatsız edildi diyor. Şimdi dümdüz devam edin. Şurada kristallerin bol olduğu bir yer göreceksiniz. Buraya doğru geçin. Şuradan hemen şöyle şuraya bir gelelim. Şuraya geldikten hemen sonra şurayı bir temizleyin. Önünüzü bir temizleyin. Şimdi önümüzü temizledik her şeyimiz hazır. Yerimizi aldık. Şöyle bu tarafa doğru geldikten sonra velo'yu salıyoruz. Şimdi velo saldıktan sonra ortalıkta hala boss yok değil mi? İşte silah bunun için gerekiyordu. Şimdi tam şu hizada boss burada. Şöyle bir attım denk geldi. Hemen geri velo'ya biniyorum. Velo C ile taret moduna geçiyorum. Ve taramaya başlıyorum. Kafasına nişan almanız sizin için daha iyi şu şekilde sıkmaya devam ediyorum. Şöyle tam bu hizada attığında dikkatli olun. Size denk getirirse fırlatıp yere düşürebilir ve evcil hayvanınızı kaybedebilirsiniz. Dikkatli. Şimdi burada görüyorsunuz velo enerjisini tazelemek için yemekten harcıyor. Bu yüzden mutlaka yanınızda çiğ et olmalı yoksa velonuz bir yerden sonra healthisinden harcamaya başlayacak ve ölecektir. İşte bahsettiğim şey buydu. Gördüğünüz gibi bir tane denk geldiğinde sizi sıçratabiliyor ve şanslısanız aşağı düşebiliyorsunuz. Devam edelim. Yine aynı şekilde kafasına sıkmaya devam edelim. Ben biraz serti kaybetmeye başladık. Şöyle biraz bir geri çekilelim. En azından stamina'mız dolana kadar. Evet, ölebilirsin. İşte bu yüzden yanınıza aldığınız velonun hasarının ve stamina'sının yüksek olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi golemimiz öldü. Şimdi golem öldükten sonra hemen şöyle hızlıca Velo'yu tekrar pozaya alalım. Pozaya aldık aşağı iniyoruz. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 4 tane drop düştü. Şu 4 drop'a hemen bir açalım. Arap bir tane eldiven. Devam edelim. Şöyle hemen şurayı bir açalım. Üstüm bir tane Baronix X Böyle hemen şu tarafa bir gelelim. Lava düşmeden aman aman aman. Harap bir tane uzun namlulu tüfek. Böyle kaliteli bir zırh ve bir tane saber tut eğer şimdi bitti mi bitmedi devam ediyoruz şöyle bir gelelim evet görüyorsunuz ki içerisi item dolu yani bunların hepsini tek seferde hop şöyle alabiliriz. Burası loot kasmanın en basit olduğu yer. Aslında basit değil. Bu yöntem en basit şekle getiriyor. Şimdi şuradan devam edelim. Tekrar çıkışımıza doğru gidelim. Kendinizi güven almak istiyorsanız Desmodos'u tekrar kozadan çıkartıp Desmodos'la gidebilirsiniz veya hiç Desmodos'a ihtiyaç olmadan sadece Sinomacrops ile gidebilirsiniz. Şimdi her saat başına bir tane golem geliyor. Siz isterseniz her saat başı gelebilirsiniz veya diğer serverlara geçiş yaparak sürekli olarak kasabilirsiniz. Şimdi size Sinodar hemen bir özellik göstereyim. Şurayı çığlığı açtığınız zaman küçük hayvanları kendisi uzaklaştırıyor. Örneğin bir tane yarasa size saldırdığı zaman kendisi çığlık atarak onları uzaklaştırıyor. Şimdi hiç Desmolos kullanmadan dışarı çıkalım. Şuradan şöyle devam edelim. Tabi burada girerken hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü etrafta sürekli olarak dolaşan yaratıklar oluyor. Ve özellikle yarasalar çok feci derecede rahatsızlık veriyor. Hop işte bahsettiğim şey bu. Size böyle vurduğunda bu arada sinun uçması kesiliyor ve bir anda kendinizi lavın içinde görebilirsiniz. O konuya özellikle dikkat edin. Buradan devam edelim. Şu an bir tane örümcek yedik, evet. Örümcekler geliyor. Ova. Bakın Sino yeteneğini kullandı ve yarasala kaçmaya başladı. Bu da bize bir fırsat yarattı. Hemen devam edelim şuradan kaçmaya. Hadi hadi, hadi 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 oğlum ne oluyor lan? Her yerden bir şey geliyor. Evet zaten buranın mantığı bu. Akrepler, çıyanlar yılanlar ne, ne isterseniz var. Uy. kaç tane efekt yedim. Buradan hemen hızlıca geçebilirsem, hemen hızlıca geçebilirsem şuradan devam edelim. Yolu bu şekilde gördüğünüz gibi şunları gördüğünüz an zıpla. Gördüğünüz bu arada aşağı düşmeyin. Aşağı düşerseniz yukarı çıkmanız çok zor oluyor. Çünkü aşağısı yaratık dolu. şu karşıdan geldi mi? Var. Evet bir şeyler var da çok etkilemeyecek bizi. Son surat kaçmaya devam ediyoruz. Ayda. Bu arada dayanıklılık kaybetmek büyük mesele. Şu an artık koşamadığım için bir anda böyle zıplayamayacağım. Ve eğer kötü bir yerde denk gelirseniz kötü olursunuz. Şuradan hemen çıktık. Tamam güzel. Şu an artık dışarıdayız. Son peşimizden gelen hayvanlar da kaçtı. Kısa günün karı planlarımız var silahlarımız var, eğerlerimiz var. Oğlum ne oluyor lan? Manyak. İşte Sino bu kadar kullanışlı. Şu şekilde baktığımız zaman gayet güzel. Ee, üstün veya e, destansı bir şey bulamadık ama birkaç denemenin sonunda bunların hepsine ve çok daha fazlasına sahip olabiliyorsunuz. Bu gösterdiğim yöntem item blueprint yani planlar kasmanın en basit yolu. Umarım işinize yarar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.